Hadi gelin iki tane bilinmeyeni olan ifadelerle ilgili biraz alıştırma yapalım. Elimizde 7j artı 5 eksi 8 k ifadesi var. Ve j eşittir 0,5, k eşittir 0,25 olduğunda bu ifadenin alacağı değeri hesaplayacağız. Şimdi videoyu durdurup bu ifadeyi önce tek başınıza hesaplamayı denemenizi istiyorum. Gelin şimdi de hep birlikte çözelim. Amacımız bu ifadenin değerini bulmak. Yapmamız gereken şey, ifadede j gördüğümüzde o yere 0,5, k gördüğümüz yere de 0,25 yazmak. Hadi o zaman başlayalım. Burası 7 çarpı j. Şimdi j yerine 0,5 koyuyorum. Sonra artı 5 var. Ve sonra da eksi 8 çarpı k. Yani burada da k yerine ise 0,25 yazıyorum. O zaman bu ifadenin değeri ne olacak? Önce şuranın değerini bulalım. 7 çarpı 0,5 aslında 7'nin yarısı demek. Yani 3,5. Sonra artı 5'i yazıyoruz. Sonra da buradaki 8 çarpı 0,25'i çıkarıyoruz. 0,25 1 bölü 4 ile aynı şeydir. Bunu isterseniz 1 bölü 4 olarak da yazabilirsiniz. 8 çarpı 1 bölü 4 ise aslında 8'in 4'e bölünmesiyle aynı şey. O da 2'ye eşit. O zaman buranın değeri aslında 2'ye eşit. İfadedeki eksiği unutmayalım. Bunu eksi 2 olarak şuraya yazabiliriz. Artık elimizde şöyle bir işlem var. 3,5 artı 5 eksi 2. Hadi bunun sonucunu bulalım. 3,5 artı 5, 8,5 yapar. 8,5 eksi 2 ise 6,5 yapar. Demek ki bu eşittir bu, o da eşittir 6,5. Şimdi buna benzer bir soru daha çözelim. Daha önce de yaptığımız gibi, önce videoyu durdurup soruyu kendi başınıza çözmeyi deneyin. Sonra hep birlikte çözeriz. Tamam, şimdi gelin birlikte çözmeyi deneyelim. Elimizde 0,1 m artı 8 eksi 12 n ifadesi var. Bu ifadenin m eşittir 30 ve n eşittir 1 bölü 4 olduğu durumdaki değerini bulacağız. Burada da yapmamız gereken m gördüğümüz yere 30, n gördüğümüz yere de 1 bölü 4 yazmak. O zaman ifademiz şöyle olacak. 0,1 çarpı m ve biliyoruz ki m eşittir 30, sonra artı 8, eksi 12 çarpı n ve n eşittir 1 bölü 4 olarak da verilmişti. Buradaki 0,1'i aynı zamanda 1 bölü 10 olarak da düşünebiliriz. Çünkü 0,1 ile 1 bölü 10 eşittir. Peki 30 çarpı 1 bölü 10 kaçtır? 3, öyle değil mi? O zaman burası 3 olur. 3 artı 8. Sonra da eksi 12 çarpı 1 bölü 4. Ki buna da 12'nin 4'te 1'i ya da 12 bölü 4 diyebiliriz. O da 3'e eşittir. Şimdi işlemi hesaplayalım. Bu ifade üsttekine eşit. Yani buraya bir eşittir işareti koyalım. 3 artı 8 eksi 3 artı 3 ve eksi 3 birbirini götürür ve elimizde 8 kalır. Böylece ifademizin değerini bulmuş oluruz. Elimizdeki ifadenin değeri m eşittir 30 ve n eşittir 1 bölü 4 olduğunda 8'dir.